Sigara kullanımı koronavirüse yakalanma riskini arttırıyor. Çin'de yapılan bir araştırma bu tespiti ortaya koydu. Yeşilay da halkı işte bu konuda uyardı. Peki tütün kullanımı enfeksiyona yakalanma riskini nasıl arttırıyor? CNN Türk muhabiri Zeynep Timurlenk Pozut uzmanına sordu. Güngör Yılmaz da görüntüledi. Yeşilay Derneği Genel Başkanı Mücahit Öztürk sigara içenlerin akciğerlerinde zaten normal şartlarda da ciddi sıkıntılar varken bir de üzerine virüsle mücadele etmesi çok zor dedi. Sigara kullanımının zararları bu kez koronavirüs riskiyle tekrar gündeme geldi. Hastalığın ilk görüldüğü ülke Çin'de tütün kullanımının hastalığın sıklığı, tedavinin gecikmesi, etkisizleşmesi ve ölüm oranlarının artmasıyla somut ilişkili olduğu akademik çalışmalarla ortaya kondu. Sonuçta öksürükle, nefes darlığıyla ve akciğerde zatürreyle seyreden bir enfeksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta COVID-19'da bizde zatürre olarak karşımıza çıktığı için bizim normal bakteriyel zatürrelerde de benzer şekilde 10 kat, 15 kat, 20 kata kadar varan sigaranın bildiğimiz zararı var. Araştırmalara göre sigara kullanımı sadece koronavirüs değil, pek çok solunum yolu hastalığına yakalanma riskini 5 kat ila 20 kat arasında artırıyor. İşte bu yüzden de uzmanlar yol yakınken sigarayı bırakın diyor. Sigara içmemek de aslında kişisel bir tedbir, kişisel bir hijyendir. Sigara içen vatandaşlarımız kendilerini daha iyi korumak istiyorlarsa yol yakınken ne diyelim? Tütünden vazgeçsinler, sigara içmesinler. Peki tütün kullanımı enfeksiyona yakalanma riskini nasıl artırıyor? Sigaranın içindeki zararlı maddeler bir kere bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. İster istemez virüsün, bakterilerin patojenitesi, hastalık yapma gücü daha da artıyor. Hele sigara kullananların ek hastalıkları varsa, astımı, KOAH'ı varsa ya da diyabet gibi, tansiyon gibi, kalp yetmezliği gibi hastalıkları varsa tütün kullanımıyla bu hastalıklar bir araya geldiğinde enfeksiyon riski artmış oluyor.